uçsuz bucaksız bir kainatın göz bebeği olarak yaratıldık. Eşrefi mahlukat oldu ardımız. İnsan olmanın onurunu, mükellef olmanın ağırlığını, akıllı olmanın imtihanını daha cennetten çıkmadan yaşadık. Yeryüzü serüvenimiz başladığında her birimiz dünyanın bambaşka bir köşesinde hayata gözlerini açtığında asırlar iklimleri, coğrafyalar medeniyetleri kovaladığında değişmeyen hakikatle karşılaştık. Kulduk. Kul olmak için yaratılmıştık. Ona layık bir kul olmak için uğraşmalıydık. Biz yolcuyduk. Yol uzun, zaman kısaydı. Ufkumuzda ahsen-i takvim zirvesi yükselmeli, esfel-i safilin çukurlarına yuvarlanmamalıydık. Eşsiz nimetlerin zenginliği hayat bohçamızdan taşarken, yolculuğun kimi zaman huzura ve umuda, kimi zaman da acıya ve ıstıraba açılan kapılarına hazır olmalıydık. Peki neydi iyiliğin ölçüsü, güzelliğin anlamı? Hangisiydi yolların en doğru olanı? Nerede gizliydi çektiğimiz varoluş sancısının dermanı? Bize emanetse insanlık, bizden bekleniyorsa yeryüzünün inşası, iyilikse gayemiz kimdi? Rehberimiz. Elbette vahiy ile şereflenmiş seçkin elçilerdi, peygamberlerdi. Çağlar akıp giderken Hazreti Adem'den Resul-i Ekrem'e nice peygamber bizi hakka ve hakikate, imana ve İslam'a davet etti. Onların dilinden hukuk ve adaleti, sevgi ve merhameti öğrendik. Çürüyünce insanlığımız, kopunca aslımızla bağlarımız, bir karanlık çökünce üzerimize, onların mesajıyla kendimize geldik. Tebliğdi bu yüce vazifenin adı. İrşattı, alimlere peygamberlerin mirası. Bu mirasa sahip çıkan birileri var. Dün olduğu gibi, bugün de dünyanın göz alıcı ışıltısı, geçici mutluluk vaatleri, sahte kurtuluş iddiaları karşısında ısrarla din-i mübini, İslam'ın ebedi hakikatlerini anlatan birileri var. Oku emri şerifine uyarak edindiği sahih bilgiyi, kalk ve uyar emri ilahisi gereği bizlere aktaran birileri var. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dünyaya geldiğimiz günden itibaren hep yanı başımızda olan birileri var. Kulağımıza okudukları ezan ve kâmetin muştusuyla başladı ömürlerimiz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Senin adın Elif, senin adın... Çocukluğumuzun en unutulmaz anlarında. Rabbimizi tanıtan, Peygamberimizi sevdiren, Kur'an'ı öğreten birileri var. Hayatı en çok sorguladığımız, bir yol gösterene en çok ihtiyaç duyduğumuz gençlik çağında, bugünün soru ve sorularıyla İslam'ın cevap ve çözümlerini bizim için buluşturan birileri var. Kutsal vatan borcunu ödemek için yola çıktığımızda, duasına, nasihatine, selamına güvendiğimiz birileri var. Vatan sevgisi imandandır bilinciyle, Peygamber ocağına uğurladığımız bu kardeşimizi aziz eyle. Yetişkin olduğumuzda, yuva kurduğumuzda, nikahın anlamını, ailenin değerini, hakları, sorumlulukları, mutluluk ve berekete uzanan basamakları hatırlatan birileri var. Hayatımızın daha birçok safhasında ve nihayet ömrümüzü tamamladığımızda, ebedi yolculuğa uğurlandığımızda yanımızdalar. Onlar gönlünü mihraba bağlamış, ömrünü din hizmetine adamış olanlar. Emeğinin hesabını tutmadan, iyiliğinin karşılığını beklemeden, halis niyetle, samimiyetle, Kur'an'ın gölgesinde, sünnetin izinde bizleri barıştıran, uzlaştıran, kaynaştıran ve aynı safta buluşturanlar. Onlar fetvasıyla, vaazıyla, hutbesiyle, ezanıyla, imametiyle, dersiyle kurtuluşa davet eden, yol gösteren, öncü ve rehber olan insanlar. Onlar fedakar din görevlilerimiz.